Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar Asım Bey, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için öncelikle. Programımızda ağırlamaktan onur duyuyoruz sizleri. Evet. Ve Asım Bey, sektörümüzden vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsetmeden önce de ben sizleri tanıtmak istiyorum ekran başındaki izleyicilerimize. Asım Bey kimdir? Sektöre girişim nasıl oldu? Biraz giriş hikayenizi dinleyelim sizlerden. 1991 yılında başladım çiçekçiliğe. O zamanlar burada bir tane çiçekçi vardı. Ben ikinciydim. O zamanları hani çiçek yetiştiremiyorduk yani burada. Talep vardı bayağı. Bayağı talep vardı. Yani bayınlara gidip bir günde 3 kamyon mal getirdim bilirim. Ama şimdi sektörde her taraf çiçekçi oldu. Evet. İşler zorlaştı. Bilen de yapıyor, bilmeyen de yapıyor. Aynen. Artık. Önceki elimizden daha büyük bir yerdeyiz. Daha iyi bir konudayız yani şu an, değil mi? İlk başladığımda bir 3 dönüm yerde başlamıştım. Şimdi 25 dönüm yer var. Yine de işte hizmetlerimiz devam ediyoruz. O zaman da peki üretimle mi başlamıştınız yoksa? O zaman üretim yoktu. Sadece alıp satıyorduk. Hı-hı. Şimdi süspüre kayıt olduk. Üretim de yapıyoruz. İşte buradaki otellere, sitelere peyzaj uygulamasını devam ettiriyoruz. Evet. Ve her türlü bitkiyi, çiçeği sizde bulabiliyoruz. Biraz bahsedelim o zaman üretim aşamasından. Valla işte A'dan Z'ye bütün bitkilerimiz var. Aklına ne gelebilirse mevcuttur. Çiçek olarak, bitki olarak. Aynen. Her tür çiçeğimiz var. Üretimde nelere dikkat ediyorsunuz peki? Valla üretimde işte en çok ağırlığı begonvil, Japon gülü. Yani en çok satılan şeylere dikkat ediyoruz. Hı hı. Bu bölgelerde mi daha çok kullanılan çiçekler? Tabii. Ege bölgesine uygun çiçekleri kullanıyoruz. Ve sayamayacağımız kadar çeşit var. Tabii. Sayamıyoruz zaten. Evet. Biraz da üretim aşamasından bahsedelim. Ekiminden, dikiminden ne kadar bir süre alıyor? Çok zorlukları var yani. Ufacık bir çelekten onu ağaç yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Zorluklar çok. Ne kadar sürüyor aşağı yukarı bir bitki haline yani gelip bitkinin, satışa sunulması? 2-3 senede satışa girebiliyor bazı bitkiler. Bazı bitkiler 1 senede giriyor. Bazı bitkiler 3 ayda giriyor. Yani bitkisine göre değişiyor. Otsu bitkiler daha çabuk oluyor. Ama böyle ağaç türü üretirsen onlar 2-3 senede ancak satışa girebiliyor. Evet. Siz nereden alıyorsunuz tohumu peki? Valla tohumdan hariç çelek olarak üretim yapıyoruz. Hı-hı. Çelek üzerinden. Çelek üzerine alıyorsunuz. Evet. Peki üretimde nelere dikkat etmeniz gerekiyor sağlıklı bir bitki yetiştirmesi için? Valla işte onun torfuna, ithal torf olacak. İçine kullandığınız gübre, ozmokot falan kullanıyoruz. 9 ay besleme gücü var ozmokotun. Ama maliyetler artıyor durmadan. Hı hı. Eskiden böyle bir şey yoktu. Evet. Tabii canlı bitki yetiştiriyoruz. Her şeye dikkat etmek gerekiyor değil mi o sürede? Sıcaklarla hasta oluyor. İlacına, gübresine dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda peyzaj düzenlemeleri de yapıyorsunuz. Tabii. Her türlü peyzaj düzenlemesini yapabiliyor musunuz? Tabii. Her türlü peyzaj düzenlemesini yapıyoruz. Oteller, siteler fark etmiyor sizin için. Fark etmiyor. Ve daha çok Bodrum bölgesindesiniz. Bodrum bölgesi. Biraz da sektördeki farkınızdan bahseder olursak peki Asım Bey, cömert çiçekçilik olarak neden tercih edilmelisiniz? Vallahi cömert çiçekçilik olduğunuz zaman şöyle yani zamanında hizmet verebilirsen tercih ediliyoruz. Hani biz de elimizden geldiği kadarıyla müşterileri memnun etmeye çalışıyoruz. Evet. Bir de sizde çeşit de bol. İnsanlar aradıklarını bulabiliyorlar. Tabii. Onun için geliyor zaten müşteriler. Evet. Her şeyi bulabiliyorlar. Düzenlemeler aynen. Güzel. Verdiğiniz her hizmetin arkasındasınız ve zamanda teslim yapıyorsunuz. Aynen. Bunlar tabii tercih sebeplerinizi ortaya çıkarıyor. Buradan İstanbul'a kadar da yine gönderiyorsunuz değil mi bitkilerden? Tabii İstanbul'a da gönderdiğimiz oluyor.
Buradan gelip alıp misafirlerimiz de var. Siz de yine yönlendirebiliyorsunuz arabalarla. Tabii tabii. Buradan alınan bitkileri kamyondan gönderiyoruz İstanbul'a. Evet. Peki ilerleyen günlerde başka projeler düşünüyor musunuz burası için? Vallahi başka proje düşündüğüm yok yani. Şu anda çiçekçiliğe devam. Kaliteden ödün vermeden o zaman bu hizmeti devam ettireceksiniz. Tabii, tabii. Peki buradan son olarak izleyicilerimize sizlerle ve sektörle alakalı neler söyleyeceksiniz? Son görüşlerinizi alalım o zaman. Vallahi yani hizmette ödül vermiyoruz yani. Herkese aynı eşitte davranıyoruz. Yani müşterilerimiz de memnun kalıyor zaten. Anında hizmet yaptığımız için. Evet. Hizmet de kaliteli olunca ister istemez Bodrum bölgesinde, buradan hatta İstanbul'a kadar da yine yönlendirebiliyorsunuz. Biz de sektöre ihtiyacı olan herkese önerelim yine. Bodrum'dasınız Cumart Çiçekçilik olarak. Ve sizlere başarılar dileyelim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim.